Evet dostlar. Herkese merhaba. Bayağıdır bir video çekemiyorum çünkü çok aşırı yoğundum. Hani yaz sezonunun açılmasından dolayı. Yani gördüğünüz şu alan komple. Yani bu şu an şurası dolu, şurası dolu. Bu boşalmış hali. Şimdi şöyle bir Mercedes'imiz geldi. AMG. Tabii her zamanki gibi çok güzel olan bir aracı. Yani müşterimiz ya, tabi caizse anasını ağlatmış demek. Şöyle kablonu koparmış ki bu normalde direksiyon demiri falan yok bunda. Bunda direkt şey var. Şöyle müzik ses açma kapatma diye. Yani şu direksiyon demiri yok. Direkt motorları şey direksiyon elektrikli. Şöyle vitesi deseniz aynı. Şimdi bunu sökeceğiz. Yani şöyle bir şeyler çıkıp çıkıp duruyor. Çöp. Yani yazık günah. Gerçekten şu arabayı parayla alınamaz. Ama şimdi buna maliyet çok yüksek çıkacağı zaman ister istemez müşterim diyor ki ya diyor biz o parayı almadık. Şöyle göstereyim. Hani pislikten geçilmiyor. Yani şu vitesi bulma şansı yok ki. Bulsa da yani 600-700 liradan aşağı sadece o vitesi alamaz. Yani şuralara bakın şöyle. Dışarıda bırakmış. Ha. Biz arabayı çalıştırdık. Bir ileri geri yaptırdık ama direksiyon öyle bozuk olduğu için direksiyon dönmedi. Müzik ve ses çalmadı. Yani çok güzel araba aslında ama işte dediğim gibi böyle yazık ol ediyorlar araba. İşte bu aracımızı yapacağız. Temizleyeceğiz. Kumandasını da istedik müşterimizden. Tabii şu anki hali bu, temizlenmemiş, sadece söküldü. Dedim yine bayağıdır video çekmediğim için videosunu çekeyim dedim. Yani sıfıra yakın yapmayız ama hani kullanabilir tarzda yapmaya çalışacağız. Müşterimizin kullanabileceği şekilde. Ya kurtarmaya çalışacağız aracımız, yoksa zaten parça amaçlı ancak kullanılacak. Şimdilik videomu burada kapatıyorum. Tabi bu videonun devamı bu arabanın temizlenmiş ve yapılmış hali. Yani yerim müsait değil. Aslında neler yaptım böyle canlı yayında YouTube sayfamda paylaşmak isterim aslında ama hani kamera tertibatımı telefona çektiğimiz için ancak bu kadar oluyor. Profesyonel değiliz. Ama tabii ki seneye veya diğer senelerde dükkan açıp güzel bir kamera tesisatı kurup canlı yayınlarda bile akülü araç tamir etme hedefim var. Yani ufak şeyleri hani müşterimiz buraya gelmeden cebinden parası çıkmadan yapsın isterim ben de. Yani illa ben de para kazanmak isterim ama ufak şeylere de bazen akülü araba tamiri yapan arkadaşlar hepsini tabii katmıyorum işin içine. Bazıları çok basit bir şeye bile çok uçuk paralar isteyebiliyorlar. Ya biz elimizden geldiğince hani uygun yapmaya çalışıyoruz piyasa şartlarında. Şimdilik videomun sonuna geliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.